konukları. Hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün çok hayırlı bir imza için buradayız. Bir protokol imzalayacağız. Kültür ve Turizm Bakanımız çok kıymetli Mehmet Nuri Ersoy beyefendi ile Kültür Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya Camimizin bundan sonraki hizmetleri için inşallah çok faydalı olacağına inandığım bu protokolü imzalamak bugün gerçekleşecek. Ben sözlerimin başında bugün bu gece Van Gevaş'ta düşen keşif uçağında şehit olan emniyet mensuplarımıza ve Siirt Pervari'de yürütülen terör operasyonunda şehit olan özel harekat polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerinin, silah arkadaşlarının, milletimizin başı sağ olsun. Üzüntülüyüz. İnşallah bu tür kazalar bundan sonra olmaz. Tabii Ayasofya 1500 yıllık geçmişi olan insanlığın en önemli kültür miraslarından birisidir. 1453'ten itibaren 481 yıl cami olarak hizmet etmiş ve inşallah önümüzdeki 24 Temmuz'dan itibaren yine cami olarak aslına rücu ederek Müslümanlara, ibadet noktasında Müslümanlara, ancak herhangi bir inanç, mezhep, ırk ayrımı olmadan bütün insanlığa hizmet etmeye devam edecek. Çünkü Ayasofya her inançtan insanın istifade edeceği, mimari yapısından, geçmişinden, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden bütün insanların bir şeyler öğreneceği çok önemli bir mirastır. Bu mirası korumak bize düşüyor. Hem Kültür Bakanlığımız, Kültür Bakanlığı bünyesinde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Müzeler Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak el birliğiyle bu insanlık mirasını nasıl en güzel bir şekilde koruyacağız ve yine insanlığa hizmet etmeye, daha kaliteli, daha nitelikli hizmet etmeye, etme noktasında katkılarımız ne olacak? İşte bu protokol ile onu ortaya koyuyoruz. Bir görev dağılımı yapıyoruz. Dolayısıyla ben inanıyorum ki bundan sonra Ayasofya'nın ziyaretçileri daha da artacak. Sadece ülkemizden değil, dünyanın her yerinden Ayasofya Camii'mizi gerek ibadet etmek, gerekse ziyaret etmek için gelen milyonlarca insan olacak. Biz nitelikli, kaliteli hizmetlerle bu vazifemizi en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak yapacağımız bu faaliyetlerde yardımcımız olsun. Ben tekrar Sayın Bakanıma hoş geldiniz diyorum ve inşallah yapacağımız bu protokolün hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sayın Başkanım, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, sizleri öncelikle saygıyla selamlıyorum. Ben de sözlerime başlarken Van'daki keşif uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan 7 kahraman emniyet mensubumuzun anarak başlamak istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Kıymetli misafirler, Danıştay 10. Dairesi'nin aldığı karar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayınlanan ilgili kararname neticesinde Ayasofya Kebir Camii Şerifi yeniden ibadete açılmış bulunmaktadır.
Bu süreçte herkesin fikrini belirtmesi elbette ki normaldir ve saygıyla hepsine kulak verdik, veriyoruz. Ancak hiç kimse bağımsız yargının aldığı ve milletimiz tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanan bu kararın üstünde değildir. Bugün Ayasofya sapasağlam ve işlevsel bir halde ayakta duruyorsa, bütün kültür, inanç ve tarih zenginliğiyle UNESCO miras listesinin bir parçasıysa, dünya bunun 567 yıldır Ayasofya Camii'ni değerli bir emanet olarak sahiplenen, yeri geldiğinde canını siper ederek koruyan Türk milletine borçludur. Haçlı ordusundan tutun da 20. yüzyılda İstanbul'u işgal eden İtilaf Devletleri'nin ordularına kadar bu muazzam mabede yaptıkları saygısızlık, verdikleri hasar derin bir utanç vesile olarak da tarihe not düşülmüştür. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itinayla korunacaktır. Nasıl ki bugüne kadar Ayasofya'nın somut ve somut olmayan niteliklerini kapsayan evrensel değerine, özgünlüğüne ve bütünlüğüne sahip çıktıysak, bundan sonra da azim özlerini hep beraber göstereceğiz. Her şeyden önce bu milli ve manevi değerlerimizin bir gereği, geçmişimize olan da bir vefa borcumuzdur. Ayrıca kültür mirasının korunması ilkelerine Türkiye olarak daima gösterdiğimiz hassasiyet ve samimiyetin de bir gereğidir. Bunun herkes tarafından bilinmesini özellikle istiyorum. İşte bugün imzalayacağımız protokol ile de Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin korunmasına yönelik ana ilkeler saptanmış ve kurumlar arası iş bölümü belirlenmiştir. Caminin sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal, manevi ve estetik değerlerin muhafazasının taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve iç mevzuatımız çerçevesinde gerçekleştirileceği bir kez daha imza altına alınmış oluyor. Elbette ki Ayasofya Camii'nde ki din hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığımızca yürütülecektir. Eskiden olduğu gibi restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yine biz yerine getireceğiz. Bu noktada değişen hiçbir şey yok. Eskiden nasılsa şimdi de o şekilde devam edecek. Burada ben özellikle üç konuya değinmek istiyorum. Birincisi, Ayasofya Camii eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak. Üstelik ücretsiz olarak. İkinci konu, bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Ayasofya için ayrılan restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Şimdi hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem de mülkiyeti sahibi olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle çok ciddi bütçelerle orada restorasyonları hızlandırıyoruz. Son bir de güzel bir haberim var Sultanahmet Meydanı ile ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultanahmet Meydanı'nda bulunan tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi. Orada hem ikona ve kilise eşyaları, yani bakanlığımız envanterinde bulunan ikona ve kilise eşyaları koleksiyonu, ki bu 1359 tane, İslami dönem koleksiyonları, türbe eşyaları koleksiyonları, taş eserler koleksiyonu ve sikke koleksiyonu gibi değerli birçok hazine değerimizi orada sergilemeye başlayacağız. Bunun da müjdesini bu vesileyle vermek istiyorum. Ben protokolün ülkemizin ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına bu önemli vazifede başarılar diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Peki, buyurun.